Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün malzemeleri ile yapılışı ile farklı, diğer şerbetli tatlı tariflerini unutturacak kadar lezzetli İstanbul tatlısı tarif vereceğim. Sizi bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Hamurunun yapımı ile başlıyorum. Yoğurma kabına 100 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını alıyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Evet diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Yarım çay bardağından biraz az pudra şekerini ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü klasik çay bardağı ölçüsünde 110 ml. 2 adet yumurtayı da ilave ediyorum. Kullandığım tüm malzemeleri miktarları ile birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan takip edip bakabilirsiniz. Kafalar karışmasın yani burayı takip ederken. Yumurtalardan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim, ama o bölümü kamera çekmemiş. Dediğim gibi malzemeleri açıklama bölümüne yazdım. Belirttiğim tüm malzemeleri kullanın lütfen. Diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik hindistan cevizini ekledim. Bir tane limon kabuğu rendesine 2 yemek kaşığı irmiği ekliyorum. Şöyle nohut büyüklüğünde yani 1 çay kaşığı kadar yaş maya ilave ediyorum. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Unu ve kabartma tozunu eklemeden önce yoğurma kabındaki malzemeleri iyice karıştırıyorum. Evet yine klasik su bardağı ile 2 su bardağı unu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Un miktarı değişebilir. Kullandığınız unun kalitesine göre, markasına göre kontrollü olarak ekleyin lütfen. Ben şimdi azar azar ekleyeceğim. Ne kadar un miktarını bilsem de hepsini birden içine boca etmiyorum. Hamurun gelmesi gereken kıvam böyle. Şimdi dolgusunu hazırlayacağım. Üzerini kapatıyorum hamurun. O zamana kadar biraz bekleyecek. Bekleme süresi çok önemli değil. Dolguyu hazırlayıp bitirdikten sonra şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Kaymak lezzetini veren dolgu için klasik su bardağı ile 1 su bardağı sütü tavaya alıyorum. Yarım su bardağı irmik ilave ediyorum. Ve koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyorum. Koyulaştıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ettim. Şimdi karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini sağlayacağım. Şekillendirme aşamasına geçiyorum. Hamurun üzerine açıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Silindir hale getirdikten sonra simit şeklinde uçlarını birleştiriyorum. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş ve nelerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış olursunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için de teşekkür ederim. Takıldım. <laughs> evet hepsini şekillendirdim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurta sarısının üzerine susam serpiyorum. İsteğe bağlı isterseniz kullanmayabilirsiniz. Son olarak fırına göndermeden önce ortalarına hazırladığım dolgudan yerleştiriyorum. Ben böyle krema torbasının içerisine aldığım dolguyu sıkarak yerleştiriyorum. İsterseniz iki tane çay kaşığı yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Fırını 180 dereceye ayarladım. iyice ısıttım. Isınmış olan fırına tepsiyi gönderiyorum. Ve yaklaşık 25 dakika pişiriyorum. Pişme süresi değişebilir fırınıza göre. Kontrollü olarak pişirin lütfen. Hafif kızarıncaya kadar pişireceğiz. Fırında tatlılar pişerken yani tatlı adayları pişerken daha şerbetini hazırlamadık çünkü. Şimdi şerbetini hazırlayacağım. 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye alıyorum. 4 su bardağı da su ilave ediyorum. Kaynamaya başlayınca 7-8 damla limon suyu ekliyorum. Ve 15 dakika kaynatıp ocaktan alıyorum. Sadece. Fırından çıktılar. Ben yağlı kağıt yerleştirmiştim. Susam ve yumurta sarısı tepsiye bulaşmasın diye. Tabi böyle bir zorunluluk yok. Direkt pişirebilirsiniz. Yağlı kağıdı altından aldım. Sıcak halde tatlılar. Hemen hızlıca yerleştiriyorum. Şerbetini dökeceğim. İlk sıcağı çıktı. Yani 10 dakika kadar bekledim. Sıcak halde olan şerbeti üzerine döküyorum. Ve şerbetin çekmesi için en az 2 saat kadar bekletiyorum. Üzerine bir tepsi kapatabiliriz bu aşamada. tatlar şerbetini çekti şimdi hemen size kıvamını da göstereceğim İnanılmaz güzel bir tatlı. İçindeki limon kabuğu rendesiyle, irmikle, dolgusuyla gerçekten şahane. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum bu tarife. Başka şerbetli tatlı tarifi yapmayacaksınız. O kadar garanti ediyorum. Tabi diğer şerbetli tatlı de yapmanızı isterim ayrı. <laughs> bu farklı bir tatlı. Evet denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Gördükçe hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu tatlı tarifine görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.